Mide varislerini kapatmanın ikinci yöntemi de coil uygulamasıdır. Coil, spiral şeklinde küçük helezonik yaylardır. Üstünde poliüretan kaplama vardır, lifler vardır ve bunları biz damar içine uyguladığımız zaman şiddetle kanın içindeki trombositler gider. Bu coil'in üzerindeki poliüretan lifçiklere yapışır ve tromboz olur. Yani pıhtılaşma olur ve kapanır. Evet, görüyorsunuz şimdi endoskopla girdik. Midenin içinde varisler var. Biraz da midenin içindeki havayı çekeceğiz ve daha fazla varisleri belirginleştirmeye çalışacağız. Evet, varislerimizi görüyorsunuz. Bunları birazdan kapatacağız. Şimdi endoskopik görüntüyü çektik. Endoskopik ultrasonografi görüntüsüne geçtik. Endoskopik ultrasonografi midenin içini, aynı zamanda da mide duvarını ve midenin arkasındaki oluşumları gösterir. Burada hemen midenin dışındaki, biraz evvelkiler içindeki varislerde. Burada dışındaki varisleri görüyorsunuz. Doppler dediğimiz özel ultrasonografik uygulama ile evet, kanın hareket ettiğini görüyorsunuz. Şimdi varisin içine iğneyle girdik. Çok önemli. İğneyle girerken dik bir giriş yapamazsanız, girdikten sonra da yardımcınız olan teknisyen cihazı iyi tutamazsa birdenbire iğne yırtabilir varisi ve çok şiddetli kanamalar olabilir. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Çok ehili ellerde yapılması gereken bir girişim. Özellikle yıllardan beri endoskopik ultrason yapanların bu işlemi yapmasını tavsiye ediyoruz. Ülkemizde biz yapıyoruz. Bir de Avrupa'da bir ekip var bunu yapan. Bir de Amerika'da yapan var. Yani coil uygulaması oldukça yeni bir uygulama. Görüldüğü gibi varisleri kapatmanın bu ikinci yöntemini yavaş yavaş uyguluyoruz. Evet, bakın iğnenin içinden coil'i gönderiyoruz. Gönderdiğimiz anda trombosit denen kan pıhtılaştırıcı hücreler o poliüretan lifçiklere yapışıyor. Ve şu anda ilk coil'i serbestleştiriyoruz yavaş yavaş. Bu tabii bu ven ya da bu damarsal yapı midenin içindeki varisleri besleyen ana yapı. Onu öncelikle buluyoruz ve arkasından onu kapatıyoruz. Biz bu ana yapıyı kapatınca bütün varisler kendiliğinden kapanmış oluyor. Şimdi birinci coil'i biz şu anda serbestleştiriyoruz. Evet, bırakıyoruz. Evet. Evet, şu anda serbestleşmiş durumda. Etrafında da pıhtılaşma var. Varisin büyük bir bölümü kapandı. İğneyi şurada görüyoruz kenarda. Evet. Hemen ikinci coil uygulamasına başlıyoruz. Aslında birinci coil ile bile %90'a yakın varis kapanmıştı. Fakat biz bu hastayı riske etmek istemiyoruz. Birkaç kere kanama geçirmiş bir hastamızdı. Bundan dolayı ikinci coil uygulamasına başladık. Hatta daha sonra bu hastamızda üçüncüsünü de uyguladık. Yüksek riskli ve şehir dışından gelen bir hasta olduğu için. Evet. Arada resimler alıyoruz. Evet, şurada coil'i görüyorsunuz. Evet, üçüncü coil'i uyguluyoruz bu sefer. Coil iğnenin içinden çıkıyor. Artık burada damarsal yapı yok görüldüğü gibi. Artık damarsal yapı, vasküler yapı tamamıyla kayboldu. Ve daha sonradan midenin içinden baktığımız zaman var olan varisler sönmüştü zaten. Onun için mide varisi olan kişilerin mümkün olduğunca bu varisleri kapattırmasını tavsiye ediyoruz. Duruma göre öncelikle hekim karar vermeli. Endosonografi eşliğinde yapılmalı mutlaka. Çünkü siyanoakliti o şekilde vermek daha sağlıklı. Yine coil'i ancak endosonografi ile yerleştirebilirsiniz. Endosonografi yapan hekim hangisinin yapılacağına karar verir. Evet, bakıyorsunuz. Burada artık damar sinyali yok ve fluoroskopik görüntü, röntgen görüntüsünde coil'leri görüyorsunuz. 3 tane coil üst üste ve mideye giren ana damarı şu anda tıkamış durumda. İğnenin ucundan varisin içindeyiz. İğnenin ucundan şu anda dışarıya çıkıyor. Ve bu şekilde varis tamamen kapatılmış oluyor. Tabii aynı zamanda mide varislerini kapattığımız zaman yemek borusunun içindeki varisler de küçülüyorlar ve yemek borusundaki varislerin kanama ihtimali de azalmış oluyor. Ama biz gerekirse tekrar yemek borusunu enjeksiyonda veya yemek borusundaki varisleri bant ligasyonlarıyla kapatıyoruz.